İyi akşamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. İyi hafta sonları. Bugün sizler için her zaman olduğu gibi çok güzel haberler hazırladık. İzlerken yüzünüz gülecek, çok eğleneceksiniz. TRT Çocuk'ta haberin olsun başladı. 5 Mayıs Cumartesi akşamı. Bu akşam ve dilerseniz ilk haberimiz için beni takip edin arkadaşlar. Arkadaşlar, futbolla aranız nasıldır bilmiyorum ama ben futbol izlemesini de çok severim. Futbol oynamasını da çok severim. Tam bir sağ bekimdir. Defansta oynarım. Top geçer, adam geçmez. Arkadaşlar, şimdi sizler için Futbol Akademisi Yetenek Avı projesinin finaline katıldık. Bakalım final heyecanında arkadaşlarımız neler yapmış? Özellikle benim gibi futbol meraklısı arkadaşlarımız bu haberi biraz daha dikkatli izlesin. TRT Çocuk'ta haberin olsun başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 6.sını düzenlediği Futbol Oynamayan Çocuk Kalmasın projesinin bugün final maçındayız. Şampiyon kim olacak bilmiyoruz ama bütün çocuklar bizim gönlümüzün şampiyonu. Kısa zamanda aldıkları eğitimin hakkını gerçekten veriyorlar. Umarım hepsi ileride inşallah milli takıma yükselecek kadar başarılı olur. Allah yardımcıları olsun diyorum. Hepsi çok iyiler. Çocuklar iyi niyetli olduğu söyledi. Çocuk sonuçta ya. Düşürken bile az önce gördünüz. Ya yanlışlıkla vurdum. Dillerini bilmeseler bile yanlışlıkla vurdum deyip elini uzatabilir. O inşallah böyle devam ederler. Şu an Porto 2-0 yeniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çok iyi top çeviriyor ama şutları bence kötü. Yani daha iyi pas yapması lazım yoksa böyle daha çok yenileceğiz. Yani bu durumda iyi oynayan kazanıyor öyle mi? Aynen öyle. Mutlu musun? İleride futbolcu olmayı düşünüyor musun? Yani mutluyum ve çok istiyorum futbolcu olmayı. Bugün oynanan maçla ilgili bize ne söylemek istersin? Abla şimdi Porto iyi hazırlanıp gelmiş. Portekizliler sonuçta, Ronaldo'nun olduğu ülke. Portoların bizi yeneceğini düşünmüyordum. Beraberlik olmasını düşünüyordum. Ama bayağı bir iyi hazırlanmışlar. Bizimkiler birazcık daha iyi hazırlansaydı berabere kalabilirdi bu durum. Ama maalesef şu an mağlup durumda ilerliyoruz. Gönül isterdi ki berabere kalmak ya da yenmek ya da bir şeref golü atmak. Ama onu yapamadık. Darısı diğer maçların başına. Altyapıdan çıktıktan sonra bu seviyede maçlara gelebiliyorsunuz. Kolay yani kolay değil yani gelmek ama başaracağımı inanıyorum. Aslında futbol erkek oyunu olduğu için daha çok kızlara ayrımcılık yapıyorlar. Kızlar top oynayabilir bence. Ha, sen kızların da futbol oynamasından yanasın. Evet. Rakibim kız olsun diyorsun. Evet. Çok heyecanlı bir maç yaptınız. Bize ne söylemek istersin bununla ilgili? Maç iyiydi. Güzel geldik. Olmadı. İyi maç çıkardık. Sadece sonuçlarına katlanmamız lazım. İyi oynadık. Biz onlardan daha iyiyiz de. Yani şans birazcık. Evet. Şanslar yanındaydı. Biz iyi oynadık ama sonuca gidemedik. Arkadaşımız Aslı'ya teşekkür ederiz. Harika bir haber çıkarmış. Arkadaşlarımızın röportajları da bir harika. Ne kadar güzel konuşmuşsunuz. Aslı'nın dediği gibi bütün arkadaşlarımız gönlümüzün futbolcusu, gönlümüzün sporcusu. İnşallah Ay Yıldızlı milli takımımıza kadar da yükselirsiniz. Arkadaşlar, şimdi sizleri Haberin Var mı bölümüne götüreceğiz. Haberin Var mı bölümünde Hüseyin Goncagül her hafta bir yerlere gidiyor ve bize oradan merhaba diyor. Hüseyin Goncagül bu hafta çok farklı bir yerden bize seslenecek. Acaba Hüseyin Goncagül bu hafta nerede? Zonguldak'ta Gökgöl Mağarası'ndayız. Bizim için de bir sürpriz oldu burası. Hatta üstümüzü giydik çünkü içeri soğuk. Baretimizi de taktık ve burası yeni keşfedilmiş Türkiye'nin ilk 10 büyük mağarasından bir tanesi. Tam 350 milyon yaşında ve 3 kilometre uzunluğunda. Ama ancak 1 kilometresi gezilebiliyor. Hadi birlikte gezelim. Müzik
Gökgöl Mağarası isminden de anlaşılacağı gibi içinde bir göl, sanki bir dere sürekli bir uçtan geliyor, akıyor ve dışarıda da başka bir dereyle buluşup devam ediyor. Bahar geldi. Her yerde çiçek açtı ama bu mağarada çiçekler gibi rengarenk, elvan elvan, laleler, papatyalar, menekşeler. Şu renklere bakar mısınız? Yani Zonguldak'a gelip de Gökgöl Mağarası'nı görmeden gitmek olmaz. Gökgöl Mağarası'nın bir özelliği de bol bol renkli renkli sarkıtların olması ve bir de ayrıca bu görmüş olduğumuz dikitler de aynı zamanda bu bölgenin, mağaranın rengi, süsü olmakta. Gerçekten Hüseyin Goncagül'ün dediği gibi Zonguldak'a giderseniz bu mağarayı görmeden gelmeyin. Hüseyin Goncagül, bir günde beni Zonguldak'a götürürseniz, o mağarayı gösterirseniz çok sevinirim. Bu da size bir mesaj olsun. Efendim şu anda telefonumuzun diğer ucunda Bilal Emre Doğan var. Bilal'e bir iyi akşamlar demek istiyoruz. İyi akşamlar Bilal. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Bilal, bizi nereden arıyorsun? Isparta Kule'den, İstanbul. İstanbul, Isparta Kule'den. Peki Bilal, kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 5. 5. sınıfa gidiyorsun. Bilal, sana bir soru soracağız. Bu soruya doğru cevap verirsen ilk fırsatta sana hediyeni göndereceğiz ve bir alkış demeti sana göndereceğiz. Hazırsan sorun geliyor. Tamam, gelsin. İşte Bilal'in sorusu, bizi İstanbul Isparta Kule'den arayan Bilal'in sorusu. Az önceki haberimizde futbol akademisi hangi şehrimizdeydi? İstanbul. Alkışlar sana geliyor. Tebrik ederiz Bilal. Bilal, bu arada futbolla aran nasıl? Oynar mısın? İzler misin? Çok izlerim. Topu çok oynarım. Futbol oynarsın. Peki hangi mevkide oynarsın? Mesela ben defansta oynarım. Sağ bekimdir. Sen hangi? Benimki defansa forvet. Ha, defans, yani gol atmasına engelliyorsun rakibin, aynı zamanda da gidip gol atıyorsun. Evet. Çok güzel. İyi misindir yani? Mevkinde iyi derler mi arkadaşların sana? İyi derler. İyi derler. Hatta bir kere Fenerbahçe'ye gidiyordum. Peki Fenerbahçe dedin de futbol takımı tutuyor musun? Tutuyorum. Hangi takımı tutuyorsun? Fenerbahçe. Fenerbahçe. Gönlün sarı laciverte aşık senin. Çok güzel. Peki evet. Bilal, şu anda programı kim izliyorsunuz? Annem de ben. Annenle sen. İyi, TRT Çocuk olarak annene de selamlarımızı iletiyoruz. Bilal, şimdi mikrofonu sana bırakacağım. Eminim selam göndereceğin arkadaşlarım vardır. Evet, bir şey söyleyebilir miyim? Tabii, seni dinliyoruz şey, Bilal. Buradan beni alan her yere çok teşekkür ediyorum. TRT'ye her yere çok teşekkür ediyorum. Beni aldıkları için. Biz de sana teşekkür ederiz. Bilal, bu arada programı ne zamandır beri izlersin? 2 yıldır. 2 yıldır bu programı her daim izliyorsun. Doğru mu anladım? Biz de sana teşekkür ederiz bizi izlediğin için. Bilal'e ve İstanbul'da bizi her kim izliyorsa İstanbul'a da iyi akşamlar diliyoruz. Görüşmek dileğiyle Bilal'cim. Görüşürüz. Peki, sağ olasın, teşekkür ederiz. Şimdi sıradaki haberimize geçmek istiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi sizleri sıra dışı bir etkinliğe götüreceğiz. Muğla'ya götüreceğiz. Sualtı ressamları eserlerini su altında sergilemiş. Biz bu haberi hem yaparken hem de yayına bağlanmadan önce izledim. Harika bir haber. Mutlaka izlemelisiniz. Hadi gelin hep beraber Muğla'ya gidelim. Masmavi denizin dibinde rengarenk resimler. Sualtı ressamları Muğla'da bir ilke imza attı. Uluslararası Denizlerimiz ve Renklerimiz Sualtı Resim Çalıştayı Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Ne boyalar suya karıştı ne de fırçalar uçuştu suda. Su altındaki bu çalıştaya Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Nahçıvan ve Azerbaycan'dan gelen ressamlar da katıldı. Ressamlar eserlerini yine su altında sergiledi. 4 gün süren çalışmanın ardından su altında yapılan resimler gün yüzüne de çıktı.
Arkadaşlar şimdi arkadaşımız Volkan'ın yaptığı bir bölümle programımız devam edecek. Dünyadan ilginç yerler bölümümüz geliyor. Ben bu bölümü çok seviyorum. Bu adada tam tamına 20 milyon yıl öncesine dayanan bitki türleri bulunuyormuş. Şimdi bu farklı ilginç adayı görmek için haberin olsun da TRT Çocuk'ta benim en çok sevdiğim bölüm Dünyadan İlginç Yerler bölümünü eğer benim gibi meraklıysanız mutlaka izleyin. Haberin olsun, sizi dünyada çok ilgi çeken, görünce şaşırtan muhteşem yerlere götürmeye devam ediyor. Bu hafta Hint Okyanusu'nda bulunan Sokotra Adası'na gidiyoruz. Ada ağaçları, beyaz kumları ve mağaralarıyla ünlü. Afrika kıtasından kopup ayrılarak oluşan Sokotra Adaları, kurak, sıcak ve zorlu iklim şartlarına rağmen geçmişi 20 milyon yıl öncesine dayanan bitki türlerine ev sahipliği yapıyor. Sokotra Adaları'nda 700 çeşit canlı türü bulunuyor. Uzaylı ada olarak bilinen Yemen'deki Sokotra Adası, turistler tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor. Evet, şimdi Mersin'den Akasya Yaprağı abi iyi akşamlar demek istiyorum. İyi akşamlar Akasya. İyi akşamlar. Nasılsın Akasya, iyi misin? Ben iyiyim. O zaman ben de iyiyim, sen iyisin Akasya. Akasya, Mersin'in merkezinden mi bizi arıyorsun, ilçelerinden bir tanesinden mi bizi arıyorsun? İlçelerinden. Hangi ilçesinden bizi arıyorsun Akasya? Akdeniz. Akdeniz ilçesi. Peki Akasya kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Dördüncü. Çok güzel. Akasya sana bir soru soracağım. Bu soruya doğru cevap verirsen bir alkış duyacaksın. O alkış sana gelecek ve aynı zamanda da ilk fırsatta hediyeni göndereceğiz. Hazır mısın? Evet. Akasya'nın sorusu geliyor. Akasya, az önce izlediğimiz haberde, haberin var mı bölümünde Hüseyin Goncagül hangi şehirdeydi? İstanbul'un biraz yukarısı, böyle Orta Karadeniz, Batı Karadeniz gibi, böyle kömürleriyle çok meşhur. Kömür. Mağaradaydı. Bir sorusunu söylesene bana. Ne olabilir? Zonguldak. Alkışlar sana geliyor. Tebrik ederiz. Bu alkışlar sadece sana ilk fırsatta hediyeni göndereceğiz. Zonguldak'ın meşhuru, kömürü çok meşhurdur. Peki bu arada Akasya, ben Mersin'e gelsem, Burak abi Mersin'e geldiğinde mutlaka şu 3 yeri görmen lazım dediğin 3 yeri bana sayar mısın? Cennet Cemlem. Evet. Kız Kalesi. Evet. Bir de... Peki, yeterli. Şehrini iyi tanıttın. Şimdi mikrofonu sana bırakmak istiyorum. Acaba selam göndereceğin arkadaşların, dostların, akrabaların var mı? Mikrofon sadece sende. Var. Seni dinliyoruz. Teyzem var, dayım var, kuzenlerim var. Peki, tüm ailene selamlarını iletiyorsun. Senin sayende Mersin'de bizi erkim izliyorsa hem Mersin'e iyi akşamlar hem de sana iyi akşamlar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Şimdi sırada canım ülkemizin hava durumu var. Acaba yarın canım ülkemizin havası nasıl olacak? Marmara bölgesi yağmurlu. Bursa ve Balıkesir 22 derece. Ege bölgesi yağmurlu. İzmir ve Muğla 26 derece. Akdeniz bölgesi yağmurlu. Mersin ve Hatay 27 derece. İç Anadolu bölgesi yağmurlu. Ankara, Eskişehir ve Konya 21 derece. Karadeniz bölgesi yağmurlu. Kastamonu 23 derece.
Doğu Anadolu bölgesi yağmurlu. Erzurum ve Kars 19 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi yağmurlu. Mardin ve Batman 23 derece. Arkadaşlar, yayında ve yapımda emeği geçen birçok arkadaşım var. Onlar adına sizlere iyi hafta sonları diliyoruz. Yarın aynı saatte tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın, iyi akşamlarınız olsun.